Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımızın yeni bir serisine hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bundan 1,5 hafta önce sizlere bu oyunun tanıtımını yapmıştım ve Age of History'ye çok benziyor demiştim. Bugün sizlerle birlikte bu oyuna sıfırdan başlayacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlıyorum dostlar. Buradan Türkiye'mizi seçip oyunumuzu direkt olarak başlatıyorum. Daha sonrası her videomda söylediğim gibi Türkiye'ye en çok yakışan renk kızıldır her zaman. Buradan oyunumuzu otomatikman başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bu oyunu anlamayanlar için ufak bir anlatım yapacağım. Anlatımımızda saniye bazında paralar kazanırken etrafta gezen uçaklar her düşürdüğünüzde sizlere 10 dukat veya bilemediğin 100 dukata kadar paralar veriyor. Etraftaki devletlere savaş veren açabilirsiniz. Mesela şu şekilde keşifler yaparak bu devletlerin askeri güçlerini öğrenebiliyorsunuz bu sayede. Buradaki butonumuz mesajlar butonumuzda ise buraya tıkladığınızda size oyun her seferinde mesajlar yolluyor. Mesela ticaret indirimi olduğu zaman ticaret indirimi, şu devletin size savaş açtığını falan buradan öğreniyorsunuz. Aynı şekilde burada Osmanlı İmparatorluğu'nu kurabilirken burada ise nükleer falan puanları biriktirebiliyorsunuz. Tabii bizim hedefimiz olacak. Bizim hedefimiz Osmanlı emellerimizi gerçekleştirme olacak. Çünkü biliyorsunuz ki serimize sıfırdan başladığımız için hedefimiz Osmanlı olacak dostlar. Şimdi paramız görüyorsunuz ki 156'ya kadar çıkmış. Hatta şu uçağımızı düşürürsek paramız şimdi 160-171 oldu. Öncelikle biraz asker alalım. Görüyorsunuz ki yani bayağı bir asker aldık. Şu an yıldızın yarısını tamamladık ve bu savaşı kazanabiliriz bu neticede. Hatta biraz daha güçlendirirsem gidip ben bu adama savaş açabilirim. Bakın mesela örnek veriyorum. Bu şekilde bir savaş gerçekleştireceğim. Askerler buradan binip gidiyorlar ve buraya geldiklerinde hızlı bir şekilde burayı yıldırım operasyonu düşürecekler. Görüyorsunuz ki Ermenistan artık benim. Bu şekilde kolay bir savaş süreci var. Hatta etrafta gezen uçakları da düşürelim ki sıkıntı çıkmasın. Şimdi görüyorsunuz ki Ermenistan'ı topraklarımıza kattık ama bununla bitmiyor dostlar. Ermenistan'ı topraklarımıza katmamızla birlikte buradaki gelişimlere yatırım yapmanız lazım. Mesela bakın, ben buradaki altına yatırım yaptım ki artık günlük gelirim hızlı bir şekilde artsın. Mesela yaptım ve artık görüyorsunuz ki saniye bazında 2 dukat kazanıyorum. Uçakları düşürmeye devam edeceğiz. Şimdi Suriye erkenden savaş açmak biraz saçma olur. O yüzden etraftaki devletleri toplamak daha iyi olacaktır. Şuradaki mesajları da okumuş gibi yapalım da. Evet, savaş raporunda görüyorsunuz ki Ukrayna, Ermenistan ve Rusya'yı 12 gücümüzle yenmişiz. Güzel. Uçakları düşürelim. Bu arada açıklama kısmında bu oyunun linki mevcut olacak. Hem mobil hem de bilgisayar için uyumludur dostlarım. Hem de sizlere iddia ediyorum, Age of History'dan daha mantıklı ve güzel bir oyun. Evet, diktatör için tavsiye. Zayıf askeri ülkeler bulmak için dünyayı keşfedin. Evet, bu haberde geldiğine göre yavaştan şuraları keşfetmeye başlayabiliriz dostlar. Ben hatta şöyle tıklayacağım. Şöyle keşfedelim bakalım. Buralarda neler var? Hepsini bir öğrenelim. Şuraları da alacağım. Arkadaşlar bu arada buna ben bir günde 2-3 tane atabilirim. Tabi aşağıdan videomuzu beğenmeniz takdirde. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlarım. Şimdi görüyorsunuz ki buralar her yeri keşfediyorum. Steam'de bu arada 2 lira mı ne oyun? Haberiniz olsun dostlarım. Şu an indirimde hatta 1 lira olması lazım. Onu da söyledikten sonra keşiflere devam. Bu arada keşif yapmazsanız ticaret indirimleri falan göremezsiniz dostlar. Şu şekilde ben tüm keşiflerimi tamamlayacağım ki sıkıntı çıkmasın. Yani liman şu şekilde, bakın şuralarda bir yerlerde liman şehri, evet. Şunda olan her yerde ticaret yapabilirsiniz dostlar. Ben hatta şu şekilde keşiflerimi yapacağım. Denize olan yerler her yere keşfedeceğim kısaca. Oyunun müzikleri biraz garip bu arada. Amerika'yı da keşfederim. Şöyle toplara tıklaya tıklaya Amerika'nın her yeri keşfedeceğim dostlar. Uçak geliyor. Uçağı da düşürüyorum. Bazı ülkeler çok güçlü biliyorum. Onlar için tabii geç fetihler yapmamız lazım dostlar. Şuralar her yeri keşfettikten sonra görüyorsunuz ki yani limanı olan her yere tıkladım arkadaşlar yani. Bence tıklamışımdır şu an. Şu uçağı da düşürelim hatta. Yunanistan'ın limanı yoktur. Tamam, burayı da aldık. Burayı da alıyorum aynı şekilde. Burada bu arada askeri üssümüz var. Askeri üste de isterseniz askerler çekebilirsiniz dostlar. Yani oyunda Age of History'deki mantıklardan daha fazla mantık var kısaca. Buraları da alacağım. Burayı da alıyorum. Burada liman belki vardır. Evet, liman bulamadık ama Suudi Arabistan'ın kesin limanı vardır. Yok. Abi niye yok? Buralarda bakalım. Uçakları düşürelim. Şimdi bir tek daha savaşa girmemiz lazım. O zaman belki o haberi alabiliriz. Burayı da alıyorum. Tamam. Bak, şu devleti Tunus'u alabiliriz mesela. Tunus zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağına dahil bir topraktı. Ama önce ülkemize yatırımlar yapalım. Bak, ülkemize yatırımlar yapmamışız mesela, görüyorsunuz ki dostlar. Altyapıların hepsini fulluyorum. Ve bu sayede günlük gelirimiz bayağı artacaktır bence. Vergileri de arttırıyorum. Yabancılamaz zaten bizim halkımız. Ve görüyorsunuz ki günlük gelirimiz 6 bazına kadar çıkmış durumda. Hatta saniyelik gelirimiz. Şimdi yavaştan dilerseniz askerler basmaya başlayalım. Askeri üssü değiştirmek yok, gerek yok. Evet, bir yıldızlık asker bastım. Ve bu askerler buraya gitse alır mı? Alır. Hatta var ya, çok güzel alırlar arkadaşlar.
Bu arada etraftaki bakın şu asilere yatırım yaparak buranın o sizin tarafınıza geçmesini de sağlayabilirsiniz isterseniz. Bizim çocuklar geliyor. Çıkarmalarını assınlar bu tarafa. Tabi bazı devletlerin müttefikleri var. O müttefiklere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şurayı düşürelim. Şimdi öncelikle ben burayı ele geçirdim. İyi hoş güzeldi. Ben buraya bir yatırım yapmam lazım arkadaşlar. Yoksa bakın asiler hatta ticaret indirimi iyi zamanlar. Bir şeyde yünde indirim varmış Güney Afrika'da. Gidip oradan alacağız ve Almanya'ya satarsak %200 kar ediyormuşuz. Güney Afrika'ya gidelim hemen be. Şöyle Güney Afrika'ya gidelim. Gelelim abi. Buraya hemen limana askerlerim gemimi çekiyorum. Şimdi buradan yün alacağız. Paramız 641 zaten. Bayağı bir paramız var. Şimdi öncelikle yünün en maksimumuna kadar ver kardeşim bana. Hatta hazır elim bu sayfayı kapattığınız anında itibaren geminizi buradan çekerseniz zarar edersiniz dostlar. Yani göremezsiniz bir daha. Haberiniz olsun. O yüzden ben şu an 80'e kadar bekleyeceğim. Hatta var ya 81. Zaten günlük gelirim 7 falan olduğu için hızlı bir şekilde burada gelişim yapabiliyorum. 90'a kadar bekleyelim. Çünkü burada bayağı bir kar elde edeceğiz. Almanya'ya gidip satmamız lazım şimdi de. 90. 91. Tamam. Şimdi gideceğiz arkadaşlar Almanya'ya. Diyeceğiz ki Almanyacığım. Bak bende yum var. Almak istersen sana ucuz bir fiyatına veririm. O da diyecek ki ver kardeşim. Ve tata. Hemen gidelim. Satmaya geliyorum abi satma. Sel al. Görüyorsunuz ki paramız 9210'a kadar çıkmış durumda dostlar. Şimdi buradaki her yeri geliştirmeye yavaştan başlayabiliriz. Bakın. Mesela buradaki bölgesel ordu gücü var. Ben bu orduya biraz yatırım yapayım ki asilere karşı yenilmesinler. Bu sayede bu arada Fransızlarla da savaşa girdik. Bu askeri geliştirmek için hızlı bir askeri dümendir. Ne diyor? Asker üssü geliştir. Ha. Üssü şu an geliştirme gerek yok. Evet. Buraya artık Fransız istese de çıkarma atamaz. Bayağı güçlendirdim orayı. Şurayı da düşürüyorum. Şimdi birkaç devlet daha yıkmam lazım ki ticaret indirimlerini görebileyim. Ya ticaret indirimi bu arada random bir şekilde geliyor ama savaş yoğunluğuna göre değişiyor arkadaşlar bu. Şuraları hemen alıyorum. Buraları da şöyle keşfedelim. Rusya'yı bu arada nasıl keşfetmem abi? Şöyle Rusya'ya tıklıyorum buraya keşfedelim. Evet koskocaman Rusya'yı da keşfettik. Ya ben limanları olan yerleri keşfetmeyi daha çok yeğlerim gerçi. Şunu da düşüreceğim. Şimdi öncelikle burada baktığım kadarıyla burayı alabilir miyim? Alamam. Hava kuvvetleri çok yüksek. Burayı da alamam ama burayı alma ihtimalim var. Evet alma ihtimalim var. İki tane donanma. Libya'yı Aslında buna ben biraz yatırım yapsam. Bu adam oradaki birkaç orduyu parçalayabilir mi ki? Gürcistan'ı alalım. Bak Gürcistan çok müsait duruyor. Şu an baktığım kadarıyla ben bunu alırım hocam. Uçağa düşürüyorum. Çok güzel. Hızlı bir şekilde çıkarma attım ve büyük ihtimal zaten fazla dayanamayacaktır. Hızlı bir şekilde alalım. Evet, çok güzel. Savaş raporu Gürcistan bizim oldu. Gürcistan hemen yatırımlarımızı yapıyorum. Bu sayede Rusya'nın ordusuna da bulaşmış olduk arkadaşlar. Buraya ben ufak bir asker dediğim de ne olur ne olmaz. Buna da yatırım yapacağım. Azerbaycan'da geliştireceğim. Azerbaycan'da keşfedeceğim pardon. Evet şimdi artık zamanı geldi mi Suriye savaş açmanın diyorsanız şöyle bakıyorum. Suriye savaş açmanın zamanı geldi dostlar. Yani şeyi var iki tane yıldızı var başka da hiçbir gücü yok zaten görüyorsunuz ki. Şurada bakalım burada ne var? Kulağım kaşınıyor. Evet şimdi ticaret indirimleri falan var mı? Yok. Tamam ticaret indirimleri yok. Biraz paramız birikmesin. Burayı alabiliriz bakın burası çok müsait. Tamam ben burayı almaya gidiyorum. Kara gücü kara gücü tamam güzel. Şimdi öncelikle gördüğüm kadarıyla buradan biraz da cephane. Ordumuz bir yıldız oldu. Şunu da düşüreyim ki sıkıntı çıkmasın. 2000 burada bir yıldızımız vardı. İkisi de yarım yıl. Bir çeyrek yıldızlar arkadaşlar. Bir de tabi bunların gemi donanması var. Benim donanma aslında onlara tek atar ya. Bir şeylikte donanma yaptım. Bunların toplamda iki tane donanması var. Devriye botu almayalım ya. Belki yenemeyebiliriz arkadaşlar. Şu an çünkü çok güçlüler. Ama bak bunu alabiliriz. Evet bunu da alamayız. Ben gideyim aşağıdaki devleti alayım bari. İşimiz gücümüz yok da. Evet bunu alabiliriz mesela. Bu çok müsait. Almanya bunun koruyormuş. Geliyorum abi.
Evet, çok yavaş geldik. Bizim çocuklar da geldi hemen. Tak 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 vur vur hemen. Evet, burayı da aldığımıza göre Togo hala bir indirim falan yok. Buradaki petrolü de arttırıyorum. Ve günlük gelirimiz 9'a çıktı bu arada. Aylık gelir, saniyelik gelirimiz. Şimdi buna da aynı şekilde savaş açabilir. Bunun sadece donanması var. Bir de buradaki gücü varmış. Pardon, buna savaş açamayız. Ama bakın, Amerika'nın burada ordusu var. Buna da girebiliriz. Buna girelim. Bu çok müsait duruyor. Ya da buna. Aha bak, yine çok müsait. Ve bu sayede günlük gelirimizi 10 yaparız belki. Buna da biraz daha basacağım. Şimdi öncelikle ben buraya gelip bir şu uçağı düşüreyim. Gine'ye bir çıkarma atıyorum. Şurayı da keşfedersem güzel olur. Adam ne tükürdü gitti lan. Evet, çıktık buraya. Ki zaten kolay bir şekilde vuracaktır arkadaşlar. Uçakları düşürün. Kazandık. Ticaret indirimi var mı? Togo, Gürcistan. Yok, hala bir şey yok. Bunu da fulluyorum. Ki sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Buraya belki bize bir şeyler yapabilirler. Her gittiğimiz yeri fullleyin ya kısaca. Evet, buradaki altını da arttırdım. Altın rezervini. Ve günlük gelir, saniyelik gelirimiz 10 oldu bu sayede. Portekiz burayı koruyormuş. Ama ben bence elimdeki orduyla bile buraya bir çıkarma atabilirim. Gibime geliyor. Evet, atabilirim. Senegal'e de gireceğim. Evet, ticaret indirim var. Afyon, bu pazarda indirim, Brezilya'dan alacaksın. İndirim varmış. Su satın alın diyor. İndirim ürün Afyon'daymış. Tamam, kendi ülkemden gidip satın alacağım. Ne satın alacağım peki? Onları satacağız mı? Brezilya'ya git diyor. Afyon al diyor. Kafam karıştı ya. Brezilya burada. Telefonu bu arada sesini kapatmayı unutmuşum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Brezilya'ya git diyor. Afyon al. Afyon bir ara Afyon Karahisar'a gitti aklım ya. Udemy'den mesaj gelmiş. Buradan bir Afyon alalım. Paramız zaten bayağı bir var. Hatta ben arkadaşlar şöyle alabileceğim kadar alayım ki sıkıntı çıkmasın. Bunu da gelin bir 100 yapalım. Hatta kargo limitini arttırsak daha mantıklıydı ama işte neyse. Onu da artık bir sonraki sefere yaparız. 84, 85 bekleyeceğim. 9, 100 yapmaya bu sefer 100 yapacağım ya arkadaşlar. Yani 100 bize lazım. Kulağım kaşınıyor. Yani kafamda şapka var. Şapka da kulağımı kaşındırıyor. Garip oluyor biraz. Evet, yani iyi de para basıyoruz. 92. 100'e kadar bekleyeceğim. 94. 95. Biraz bekleyelim açıkçası. Yani o sürekli tıklamanın bir faydası yok. 96 oldu. 100 oldu. Şimdi gidelim bu Afyon'u Çin'de satalım arkadaşlar. Çin'in limanı nerede? Burada. Git bakalım Çin'e. Gel abi, hadi gel. Çok yavaş gibi. Bak, burada da askeri üssüm var. Çok hızlı geliyoruz ve geldik. Satmaya geliyorum. Satmaya. 8.000 para elde edecekmişim. Güzel. Onu alsaydık daha karlıydık bu arada. Ama bu arada 10.000 paramız oldu. 10.000 parayla neler yapılmaz ki şimdi. Öncelikle ben ordu gücümü geliştirebilirim. Suriye'yi de bu sayede topraklarıma katabilirim. Çünkü Suriye bu sefer ekonomi ve gücüm yetecektir. Biliyorsunuz ki sizlere oyunu tanıttığımda bunu yapamamıştık. Şu uçağı düşürelim. Ben ordu gücümü şu şekilde 3 yıldız yapacağım. Baktığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla sadece kara güçleri var. Evet, sadece kara güçleri. Benim ise yani bayağı bir gücüm var arkadaşlar. 60 gücüm var. Gidelim bir Suriye bir savaş açalım. Bağımsız. Yürü, çıkarma at. Kaptırmak yok tabii ki de burayı. Uçağı düşürüyorum. Bak, savaş efekti bile var arkadaşlar. Suriye'nin biraz ordusu güçlü gibi. Ama tabii yıldız oranına göre hesaplarsak ben daha az düşürecekmişim gibi gözüküyor. Ki düşürdüm. Evet. Koskocaman Suriye benim oldu. Evet, buraları böyle geliştirelim. Asi güncelleme Tunus. Evet, Tunus'ta bir asi ayaklanması olmuş. Ki benim buraya yatırım yaptığım ordu. Bak bak bak, adamlara bir şey oluyor. Ne yapıyorsunuz lan? Şunu ben bir gücünü fullleyim diyecektim ki yapamıyormuşum. Peki. Buranın gücünü arttıracağım. 30 yaptım. Şimdi bunları zaten Suriye sağ olsun hepsini fullemiş gibi. Evet, ellerine sağlık. Togo'ya güç saldırısı olmuş.
Ne oluyor lan? Togo'mu rahat bırakın. Yabancı güç saldırısı. Topraklarımızı hala vermedik. Vermeyecek size kardeşim evvelallah. Lakin beni rahat bırakın. Evet, şimdi arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Şurayı da aslında alabilirim. Bakın hiçbir askeri gücü yok. Yani bunu almak bence bize bahşedilmiş bir güç olsa gerek. Evet, iki yıldızımız var. Gidelim bir tükürelim yüzüne. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Bu güney tarafı arkadaşlar. Güney yakası. O yüzden tükürelim dedim. Şöyle bakıyorum. Kıbrıs savaş durumu. Kıbrıs olduk. Güzel. Burayı şöyle ben bir geliştireyim diyecektim ki maliyet bayağı bir fazla. Lakin buradan düşürdüğüm uçak sayesinde buraya hızlı bir şekilde yatırım yapalım. Petrolü geliştirelim. Kıbrıs'ın biliyorsunuz ki petrolü biraz ünlü. Buraya da şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Suriye'yi yetmezmiş gibi bir de Kıbrıs'ı hatta Ermenistan, Gürcistan birçok yerleri topraklarımıza kattık dostlar. Ama bizim için bu daha yeterli mi? Değil. Bak daha değil. Osmanlı emellerimizi ve nükleer puanımız birikiyor görüyorsunuz. Ki nükleer puanı bu arada aşırı güzel bir şey. Bakın okeyledikleri bunlar. Kanada'ydı Osmanlı'yı açık Kanada'yı almam mı gerekiyor gerçekten? Evet her yeri almam gerekiyor galiba Osmanlı İmparatorluğu için. Oyunun mantığı güzel işte dünyanın her yerini fethedersen Osmanlı'yı da kurmuş olursun. Buradan oyunun nasıl oynandığını bu arada... Ne oluyor lan? Burada az önce ben bir hareketten mi gördüm ama neyse hadi bakayım. Görmezden geliyorum şimdilik. Şuraya biraz bekleyelim. Yani biraz beklemek daha mantıklı gibi geliyor. Gabon, bak bu Gabon çok müsait arkadaşlar. Ve arkasındaki küçük devletler de müsait. Ben buraya ordu basıyorum. Tamam görüyorsunuz ki güzel bir ordu yaban kazandılar mı? Ya Togo'mu rahat bırakın ya. Togo'dan ne istiyorsunuz kardeşim? Ben şurayı bir gidip fethedeceğim. Askerler gelene kadar ben de şu Togo'ya bir yatırım yapayım da ya, sıkıntı çıkmasın. Bizim çocuklar geldi. Bak kızacak şimdi arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Her yere. Ticaret indirim var mı? Yok. Uçağı düşüreyim de ne olur ne olmaz. Evet, bakın mesela bunu da alabiliriz. Saldırı. Togo'dan uzak durmalarını emretmeme rağmen hala aynı şeyler yapıyorlar ya deli oluyorum ha. Petrol rafinelerini büyütelim. Günlük gelirim, saniyelik gelirimiz 14 oldu. Ben şu Age of History mantığına hala devam ediyorum. Savaş raporu. Evet, nükleer kazandık bu sayede. Şimdi ben bu nükleeri Fransız'ın kafasına yollamaz mıyım? 155. Kodumuzu unutmayalım. 155. Kime atmak istiyorsun diyor. Kime atalım? Libya, Moritanya, Nijerya, Kongo, Güney Sudan, Çihat, Portekiz, Fransa, Birleşik Krallık. İrlanda, Sovyet, Hırvatistan, Kanada, Karada ne lan? Lübnan, Belçika, Hollanda, Almanya. Yani şimdi ben bir gidip Fransız'ı alsam daha mantıklı bir görünüyor açıkçası. Tak, butona bastım. Arkadaşlar iyi izleyin. Bak bak gidiyor görüyor musunuz? Bak ordusunun yarısını ne oluyor lan? Heh, ordunun yarısını tarumar edeceğim şimdi iyi izleyin. Evet, beni zor kullanmak zorunda bıraktılar. Hiçbir şey olmadı. Hedef üzerinde Fransa başarılı vurdu. Evet, ordu gücünü bayağı düşürdüm. Şu an biraz daha nükleer atabilirsem eğer biraz daha alırım ama keşke mantıklı hareket yapsaydık da şu İran Murat'aydık. O zaman Fransa'nın 3 şeyi var. 3 hava donanması var. 3 de gemisi var. O zaman biz bunu 3 diyelim. Ticaret indirim var mı? Yok, ticaret indirimi yok. Yapacak bir şey yok. Devriye botlarından da basıyorum. Tamam o da düştü. Fransız ordusunu geliştiremeden benim hızlı bir şekilde buraya bu arada buraya dini programında uyuşturucu satmak bu ne lan?
Adamlara güç verdim de hiçbir işe yaramıyormuş. Tak. Ticaret indirimleri gitgide yavaşlıyor arkadaşlar. Yani gelmemeye başlıyor fark ettiyseniz ki. Basıyorum abi. Askeri gücümüzü geliştirene kadar yılmayacağım. Hedef Fransız. Bekleyelim. Sıkıntı yok. Ama diyelim ki arkadaşlar bir sonraki bölümlerimize kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Sizlere nükleerin nasıl kullanıldığını gösterdim ama mantıksız kullandık. Fransa yerine Yunanistan veya Irak'a atsaydık daha şu an karlı bir yani savaş geliri elde edebilirdik. Ama sıkıntı yok. Yani onu da hallederiz evvelallah. Zaten saniyelik gelirimiz çok fazla olduğu için yani her tarafı kolayca yük. Bak mesela bunu alabilirim. Hatta bunu kesin alırım lan. Evet, yabancı güç saldırısı. Gine'ye yine bir savaş açmaya çalışmışlar. Tunus'tan da bir ayaklanma çıkmış. Tunus, kendine gel. Yoksa getiririz kardeşim kendine. Şuradan 2 yıldızım oldu. Ki bunun yıldızını yendik. Hava donanmamız ne bir durumda? Hava donanmasını da basıyorum. Şuna şöyle bir uçağı düşür. Şimdi 30 ordusu var. 15 donanması, 26 hava kuvvetleri. Peki biz ne durumdayız? Biz 22 hava donanması. 39, 34, 22. Bu ne durumdaydı? 39, 34, 22. Yani her durumda 34, 22. Hava kuvvetlerinde biraz kötüyüz. Hava kuvvetlerimizi güçlendirelim. İki yıldız. Tamam, şu an savaş açsam kazanır gibi gibiyim. Bir deneyelim şansımızı ya. Önce havasını vuruyoruz. Sonra gemilerini vuruyoruz. Hiçbir yerde kaybetmememiz lazım ki kaybetmedik gibi. Bak asiler de bizim oldu arkadaşlar. Evet, Libya bizim oldu artık. Buranın asisi ayaklanmadan. Asilerin bile hava donanması var lan. Evet, güzel. Bunlara da şu altın basalım. Şunu da şöyle maliyet falan bas artık yok. Evet dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümlerimizde kaldığımız yerden görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.